Şimdi yavaş yavaş başlamış olalım. Asal ve aralarında asal sayılarla arkadaşlar bugün tanıtım dersimizi yapacağız. Şimdi asal sayı demek özellikle bir sayıdır arkadaşlar. Asal sayı asil ile bağdaştırabilirsiniz zihninizde. Sesimde veya görüntümde herhangi bir problem yok, değil mi? Ekran paylaşımında. Asal sayılardan devam ediyorduk. Asal sayılar özellikle sayılardır. Diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. Birden ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan. Bakın. Birden ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayacak. Ve birden büyük olacak. Buna sebep olarak eğer biz biri asal sayı olarak kabul etseydik başka hiçbir sayı maalesef asal sayı olarak kabul edemezdik. Dolayısıyla 2 asaldır çünkü sadece 1'e ve 2'ye kalansız bölünür. 3 asaldır 1'e ve 3'e kalansız bölünür. 5 asaldır 1'e ve 5'e kalansız bölünür. Mesela 39. Asal gibi duran bir sayı 1, 3, 13 ve 39'a bölünüyor. Ancak bunun asallığını bölen 2 tane burada sayı var. 3 ve 13 ne yapıyor? Bunun asallığını kaybetmesine sebep oluyor. Şimdi tabii çok fazla konu anlatımı yapmıyoruz. Özellikle ALES'te genelde soru çözümü üzerinden gidiyoruz. Sadece çift sayı olan asal sayı 2, diğerleri hep tek sayı. Çünkü 1, 2'den başka çift sayılar bir defa zaten 2'ye kalansız bölünüyorlar. Asal gibi duran ama asal olmayan sayılar var. Bakın 51, bakın 91, 111, 1001. Şu asal gibi durup da asal olmayan sayıların ortak özelliği neler? Bakın bir defa 7 mesela genelde biz kaçırıyoruz asal çarpan olarak. 13 kaçabiliyor. 11'e bölünen sayı kendine biraz belli ediyor açıkçası. Tamam. Ama siz bir sayının asal olduğundan şüphe ediyorsunuz. Ama asal değil. Veyahut da asal nasıl bunu karar vereceksiniz? Bence 7'ye bölünüyor mu diye bir kontrol edin. 11'e bölünen sayı zaten biraz kendini belli eder. Bir de 13'e kalansız bölünüyor mu diye arkadaşlar kontrol edebilirsiniz. Tamam. Evet. A ve B asal sayılar olmak üzere A artı B eşittir 103 diyorsa A çarpı B kaç farklı değer alır demiş bize soruda. Bakın tabii ki biliyorsunuz matematik kümülatif bir bilim. Birikerek ilerliyor. İkisi de asal sayı. Bu asal sayı sorusu aslında teklik çiftlik konusuyla çok ilgili. Çünkü siz iki tane sayıyı toplamışsınız. Tek bir sayı gelmiş, değil mi? Hangi özellikteki iki sayıyı toplarsanız tek sayı getirir? Bir çift sayıyla bir tek sayıyı toplarsanız asal tek getirmiş olur sonucu. Şimdi biz kendi yorumumuzla sayılardan birinin çift olduğunu bulduk. Soruda da asal olduğunu söylemiş. Çift olacak, asal olacak. Bunu sağlayan tek bir sayı var. O da 2. Birisi 2 ise diğeri de 101'dir. Bu da ne yapmış olur? 103 yapmış olur. A çarpı B 2 çarpı 101'den 202. Yani sadece bir farklı değer alır. Anlaştık mı? Şimdi burada tabii bu soru şöyle revize edilebilirdi, düzenlenebilirdi. Mesela bu soruyu şöyle düzenleyeyim ben arkadaşlar. İse çünkü bazen böyle sorabiliyorlar. Kaç farklı AB ikilisi
vardır diye sorsaydı, bakın bu sefer cevap 2 olurdu. 2 ve 101 veya 101'e 2 dememiz gerekir. Tamam. A2, B101 olabilir ya da A101, B2 olabilir derdiniz. A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A eksi B çarpı A artı B 11 ise A kare artı B kare toplamı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. Bakın tabii insan burada yine özdeşliklerle çarpanlara ayırmaya bir düşünesi geliyor ama ona gitmeye gerek yok. Burada şöyle bir durum var. 11 bir asal sayı. Bakın bunun asal sayılarla ilgisi ne? 11 bir asal sayı. 11 ise sadece 1 çarpı 11 şeklinde ifade edebilirsiniz. İki doğal sayının çarpımı şeklinde ifade etmek zorundaysanız. Tamam. Başka hiçbir şekilde ifade edemiyoruz. Peki şimdi burada hangisi 1'e hangisi 11'e eşit olabilir? İki sayının, iki doğal sayının farkı toplamından küçüktür. A eksi B'ye 1 dediniz. A artı B'ye 11 dediniz. İkisini taraf tarafa topladığınızda 2A 12 yapıyor. Değil mi? A 6 getiriyor. Çok güzel. Değil mi? A'ya 6 dediğinizde B 5 getiriyor. Niye? Yani 6'dan 5 çıkarsanız 1, 5 toplarsanız yine 11 getirmiş oluyor. Dolayısıyla bize A kare artı B kare diyor. 6'nın karesi artı 5'in karesi değil mi? 36 artı 25'ten 61 demiş olacağız. Tamam. Evet, şu soruya bir bakın arkadaşlar. Mesela ne dersiniz ilk fikir olarak? Evet, şimdi arkadaşlar bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x asal sayısı vardır diye bize sormuş. Şimdi asal sayılarda bir avantajımız varsa o da şudur. Siz sadece doğal sayılardan bahsedebiliyorsunuz. Yani sadece doğal sayılarda çalışıyorsunuz. Asal sayı sorularında bu bir avantaj. Negatifleri düşünmek zorunda değilsiniz. Rasyonel sayıları düşünmek zorunda değilsiniz. Tamam. Onun için şimdi 17 faktöriyel artı 3'ten sonra gelen asal sayı kaçtır? 17 faktöriyel artı 4'tür. Şimdi buraya 4 parantezine alabilir misiniz? Alırsınız değil mi? Çünkü 17 faktöriyel içerisinde 4 var zaten. Hatta bakın 2, 3, 5 diye şöyle 17 artı 1. Şimdi burası n gibi bir doğal sayıya eşit olsa burası 4n oldu. Yani burası 4'ün katı olur. Şimdi bir sayı 4'ün katıysa asal olma şansı var mı? Yok. Tamam. Şimdi 17 faktöriyel artı 4'ün peşine gelecek sayı 17 faktöriyel artı 5. 5 parantezine aldığınızda alabilir misiniz? Tabii ki çünkü 17 faktöriyelin içerisinde 5 çarpanı var. Hatta 2, 3, 4, 6, 17 artı 1. Şimdi burada da K gibi bir doğal sayıyorsun. 5K. Şimdi buradan sonrası gelecek. 17 faktöriyel 6'yı 6 parantezine alabilirsiniz. Asal değil. 7, 8, 9 kaça kadar giderse gitsin bu eşitsizliğin içerisinde en son geleceği yer 17 faktöriyel artı 15'tir. Dolayısıyla buraya da 15 parantezine, 3 parantezine, 5 parantezine alabilirsiniz. Yani 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Hatta 16, 17 artı 1. Şimdi burası da x olsun. Burası da 15x olarak ifade edilebildi. Yani 15'in katı oluyormuş arkadaşlar. Tamam. Şimdi 4'ün katı, 5'in katı, 6'nın, 7'nin katı diye giderken ne olacak? Hiçbiri asal değil. Hiç yoktur. Tamam. Kaç farklı? Sıfır tane diyebilirsiniz. Ya da hiç yoktur diyebilirsiniz. Evet, geçtim bu kısmında. A pozitif tam sayılar ve
ABC pozitif tam sayılar. A1 asal sayı olmak üzere. Şurayı düzenleyelim. A eşittir. B eksi 1 çarpı C artı 3 ise B artı C toplamının A cinsinden değeri kaçtır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Bu çıkmış soru bu yandan da. Şimdi bakın. Burada 3 tane bilinmeyen var. Nasıl işin içinden çıkacağız gibi gözüküyor ama A'nın asal sayı olduğu söylenmiş. A'yı iki başka pozitif sayının çarpımı şeklinde yazmak isterseniz ancak 1 çarpı A şeklinde ifade edebilirsiniz. B eksi 1 çarpı C artı 3 diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın. B eksi 1 mi 1'e eşit olur? C artı 3 mü 1'e eşit olur sizce? Evet, şimdi burada C artı 3'ü 1'e eşitlemiş olsanız C artı 3'ü eksi 1'e eşit 1'e eşitleseniz C eksi 2'ye denk gelecek. Öyle değil mi? Onun için burayı 1'e eşitleyemiyorsunuz. B eksi 1'i 1'e eşitleyeceksiniz. B'yi 2'ye eşitlemiş olacaksınız. C artı 3 de A'ya eşit olsa C dediğiniz şey A eksi 3'e denk gelecek. Tamam. Şimdi bize ne olacak? B artı C'nin A cinsinden değeri soruluyor. B yerine 2 yazdınız. C yerine A eksi 3 yazdınız arkadaşlar. 2 ile A eksi 3'ü topladığınızda A eksi 1 getirmiş olacak. Geçtim bu kısmı da. P bir asal sayı olmak üzere. Mesela tam yine tabii çok zor bir soru değil ama ALES mantığında olan bir soru. Öğrenmeyi öğrenme sorusu diyoruz arkadaşlar biz buna. Yukarıda size bir tanım veriyor. Genelde örneğini verir ama bu soruda hiç örnek vermemiş. Mesela örneğini ben verebilirim aslında. Aşağıda yani konu bir kavram anlatacak, bir örnek verecek. Aşağıda da sorusunu soracak. Mesela 13 örneğini ben verebilirim. P bir asal sayı olmak üzere. 13 bir asal sayı. P artı 2 sayısı. 13'ün 2 fazlası 15. Asal oluyorsa 15 asal değil. Bu şartı sağlayamadı ama yine aynı P artı 2 sayısı. 2 asal sayının çarpımı şeklinde ifade edilebiliyor mu? 15 2 asal sayının çarpımı şeklinde ifade edilebiliyor mu? Evet, 15 3 çarpı 5 şeklinde ifade edilebiliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi o zaman 13 bir çen asalı oldu. Aşağıdakilerden hangisi çen asalı değildir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz burada şartlarımız var. P asal olacak. P artı 2 asal olacak ya da İki asalın çarpımı şeklinde. Üçüncü şart diyelim. Bunları birbirine bağladı. Yani ikisinden birini sağlasa yeterli. 37 asal sayı mı? Evet. Bunu sağladı. 37'nin iki fazlası 39. Asal sayı mı? Hayır değil. Ama 39'u 3 çarpı 13 şeklinde ifade edebildiğiniz için şunu yani iki başka asalın çarpımı şeklinde ifade edebildiğiniz için dolayısıyla bütün yani şartları sağlamasa da ne yapmış oldu? 2 evetle turu geçmiş oldu. Tamam. 59. 59'un kendisi asal sayı mı? Evet. 2 fazlası 61. 61 de asal sayı mı? Evet. O zaman bu da yine 2 şartı sağladığından ne yapmış oldu? Çen asalı olmuş oldu.
Baktığınız zaman 67 asal sayım. Evet, 67'nin 2 fazlası ne yapar? 69 yapar. 69 asal sayı değil ama 69'u 3 çarpı 23 olarak iki başka asalın çarpımı şeklinde ifade ettiniz. Dolayısıyla bu olmuş oldu. 73'e baktığınız zaman arkadaşlar, 73'ün kendi asal sayı ancak 73'ün 2 fazlası 75 getiriyor. 75'i iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde ifade etmeye çalışalım. 1 çarpı 75 olur. 3 çarpı 25 olur. 5 çarpı 15 olur. Başka oluyor mu? 6, 7, 8, 9, 10 gelmiş. Şimdi arkadaşlar, 1 çarpı 75. İkisi de asal mı? Değil. Ne bozdu? 1'den dolayı bu sağlayamadı. 3 çarpı 25 bu da 25'ten dolayı sağlayamadı. 5 çarpı 15 burada da 15'ten dolayı sağlayamadı. 75 asal değil. Üçüncü şartı da sağlamıyor. Tek tikte kaldığı için ne yapmış oldu? Burası 73 çen asal olmamış oldu. Tabii değil mi, insan Edirne şıkkına bakmadan da rahatlayamıyor. 83 asal sayı mı? Evet. 83'ün 2 fazlası 85. 85'i 5 çarpı 17 yani 85 asal değil ama 85'i iki başka asalın çarpımı şeklinde ifade edebiliyorsunuz. Çünkü 5 de asal, 17 de asal. Bakın bu da çen asalı oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Burada yine özür dilerim. Bir sorumuz var. Yine bu da çıkmış bir soru arkadaşlar. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Bakın, birbirinden farklı. Bazen bir şeyleri kaçırabiliyoruz. Değil mi? Mesela bunu kaçırmamak için özellikle elinizde soğuduysa matematikten şunu yapın. Yani farklı bir şekilde ifade ettiğinizde birbirinden farklı olduğunu kaçırmamış olursunuz sorunun devamında. Birbirinden farklı bu Türkçesi matematikçe ifade ettiğinde x eşit değildir, y eşit değildir, z dediğinizde hani bir bağlantı daha kurduğunuz için unutma şansınız azalıyor. Çünkü maalesef bu tip sorular bilgi eksikliğinden değil de dikkat eksikliğinden kaçabiliyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın, daha bu iki eşitlikteyken değer verebilirsiniz. Tabii birazcık da şansınızın yaver gitmesi gerekiyor. Ama yani nokta atışı %100 bir çözüme ulaşmak istiyorsanız x'i dağıtın diyoruz. X'i dağıttığımda xz eksi xy 18 getirmiş oldu. Y'yi dağıttığımda yz eksi xy 40 getirmiş oldu. Arkadaşlar bakın, eksi xy eksi xy birbirini götürmesi için şuraya eksiyle çarptım. Eksi xz artı xy eşittir eksi 18 oldu. Burası da yz eksi xy 40 oldu. Arkadaşlar taraf tarafa topladığınızda eksi xy artı xy birbirini götürdü. Yz eksi xz 22 oldu. Bakın mesela 22 değer vermek için çok güzel bir sayı. Z çarpı y eksi x dedim. Yani şurayı z parantezine aldım. 22 ne yapıyor? 2 çarpı 11. Bakın değer vermesi çok kolay bundan sonra. Niye? Siz z'ye mi 11 vermek yakışır? Y eksi x'e mi 11 vermek yakışır acaba? Mesela y eksi x'e 11 desek çok uzak olacak birbirinden asal sayılar. Z'ye 11 deyin arkadaşlar. Y eksi x'e de 2 deyin. Şimdi bakın, z 11 olacak. Z yine 11 getiriyor. Şimdi siz 18'e kaç çarpı kaç diyebilirsiniz?
Mesela 3 çarpı 6 hocam 2 çarpı 9 da diyebilirim. Ama 40'a geldiğinizde 5 çarpı 8 desem 3 ile 5 arasındaki fark 2. Öyle değil mi? O zaman bakın x'e 3 diyorum. Y'ye de 8 diyorum. Özür dilerim. Y'ye de 5 diyorum. Burası ne yaptı? 11 eksi 5'ten 6 yaptı. Burası ne yaptı? 11 eksi 3'ten 8 yaptı. Yani bütün şartlar sağlandı. X'e 3, Y'ye 5, Z'ye de 11 dedim sevgili arkadaşlar. Hepsini topladığınızda 18, 19 getirmiş oluyor. Bunun sorununda doğru cevabı Bursa olacak. Evet, aralarında asal sayılar var. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir durum var. Aralarında asal sayı dediği şey tek başına asal olamaz. Yani asal olmak için bir sayıya daha ihtiyaç duymuş gibi düşünebilirsiniz. Mesela bakın 15 bir asal sayı değil. Öyle değil mi? Sonra 22 de bir asal sayı değil. Ama 15 ile 22'ye biz aralarında asal diyoruz. Çünkü hem 15'i hem de 22'yi yani ikisini birden kalansız bölen birden başka bir pozitif tam sayı yok. Zaten asal çarpanlarına baktığınızda 3 çarpı 5 bu da 2 çarpı 11 getirmiş oluyor. Dolayısıyla bakın bu aralarında asal oluyor. Sadece 2 değil en az 2 diyor. Bakın şuradaki tanımda da pozitif tam sayılar en az 2 tane diyoruz biz. 3 tane de olabilir. Bakın 8, 8, 7 dahi arasında asal getirmiş oluyor arkadaşlar. Bakın çok kolay bir soru. X ile Y aralarında asal. X'e 8, Y'ye 9 diyeceksiniz. Sorunuz gelmiş olacak dedik. Tamam. X artı Y sorulduğu için 17 getirmiş olacak. Evet. 16 bölü 24. Hatta burada şöyle bir mantık söyleyebilirsiniz. Bakın eğer kesir sadeleşiyorsa demek ki aralarında asal değildir. Ortak bir böleni vardır. Bu kesir kaçla sadeleştirirsiniz? Direkt 8 ile de sadeleştirebilirsiniz. Önce 4 ile sonra 2 ile de sadeleştirebilirsiniz. Uzatmayalım. 8'e sadeleştirdiğinizde 2 bölü 3 oluyor. X'e 2 diyorsunuz. Y sayısına da 3 diyorsunuz. 2 ile 3'ü topladığınızda 5 getirmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz var. 2x, yani burada x'e y'nin tam yani pozitif tam sayı olduğunu söylemesi gerekiyor yalnız. Tamam. X, y eleman pozitif tam sayı. Aralarında asal sayılar. Bakın şimdi burada şöyle bir mantık var. Sizin 2x eksi 4 ve 3y artı 2 ifadelerine ulaşmanız gerekiyor. Ama buraya baktığınızda 15y artı 10 var. Öyle değil mi? Yani siz o zaman burayı 5 parantezine alabilmelisiniz. 32 bölü 34'ü de sadeleştirdiğimde 2 ile sadeleştirsem 16 bölü 17 oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki bizim canımızı sıkan, soruyu zorlaştıran ne? Paydadaki 5. Nasıl kurtulursunuz bundan? Her iki tarafı 5 ile çarparsınız mesela. Değil mi? Ya da hocam işte bölüm durumundaki 5 diğer tarafa attığımda ne yapar? Çarpım durumu olarak geçer de diyebilirsiniz. Bunlar birbirini götürdü. 2x eksi 4 bölü 3y artı 2 80 bölü 17 getirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın 80 ile 17 aralarında asal mıdır? Evet, değil mi? Çünkü hem 80'i hem 17'ye kalansız bölen bir tanecik bile sayı yok. Peki 17 asal sayı. Bütün sayılar, bütün asal sayılar diğer bütün sayılarla arasında asal mıdır diye bir soru sorsak. Ne dersiniz buna? Asal sayıların hepsi diğer bütün sayılarla arasında asaldır desek doğru olur mu?
Şöyle düşünün hocam, mesela olmaz değil mi? Mesela bir asal sayı, bu örnek üzerinden gitmeli. 11 asal, 22, 11 ile 22 arasında asal mı? Değil değil mi? Hatta bakın, her ikisini birden 11 böler. OBEP OKEK'le de bağdaştırabilirsiniz. Bu iki sayı birbirinin katı olduğu için OBEP'i küçük olan 11, OKEK'i büyük olan 22 diyebilirsiniz. Şimdi sorumuza dönelim. 80 ile 17 arasında asal. O zaman ben hedefime ulaştım. X eksi 4 80. 2X 84 olurken X ne yapıyor? 42 yapıyor. Tamam. 3Y artı 2 17. 3Y 15. Y dediğiniz şey 5 yapar. X artı Y bize soruluyor. 42 artı 5'ten 47 getirmiş oluyor. Sevgili arkadaşlar. Var mı burası ile ilgili bir soru işareti? Yani buradaki hedef 2x eksi 4 ve 3y artı 2 aralarında asal olarak verilen ifadelere ulaşmak. Tamam. Şöyle bir sorumuz var. Bakacağım. Vaktimizde. Değerlendirmek açısından. Şimdi arkadaşlar bakın. Mantık aynı mantık. Ama tabii burada işlemler bazen bizi ne yapabiliyor? Zorlayabiliyor. X artı Y ile Y artı Z aralarında asal sayılar. Yani siz burada bir şekilde, yani bir şekilde derken matematiksel kurallara uyarak x artı y ve y artı z ifadelerine ulaşmanız gerekiyor. Tamam. Sorunun çıkış noktası bu. Şu x eksi z'ye ulaşmak sonraki iş. Şimdi arkadaşlar bakın burası 7x artı 4y. 7x artı kaç y olsaydı işimize gelirdi? x artı 7y olsaydı çok güzel olurdu. Buraya 3y ekleyeyim. Şimdi burası denklem olduğuna göre buraya da 3y eklemem gerekiyor. Şimdi bu eşitliğe bakalım. 7x artı 7y eşittir. Şu tarafta 3y artı 3z oldu. Şimdi burayı 7 parantezine aldığınızda x artı y, 3 parantezine aldığınızda y artı z getirmiş olacak. Aralarında asal. X artı y'ye ulaştım. Y artı z'ye de ulaştım. O zaman bakın x artı y 3 olsa y artı z 7 olur. Öyle değil mi? Çünkü her ikisi de 21'e eşit olurlar. Bu eşitliği sağladılar. Ve aynı zamanda aralarında asal sayı oldular. X artı y 3 oldu. Y artı z 7 oldu. Şimdi bana sorulan ifade ne? X eksi z ifadesi. X'im var, eksi z'm yok. Olmasın, önemli değil. Bu denklemi eksiyle genişletir. Eksi y eksi z eşittir eksi 7. X artı y eşittir 3. Artı y eksi y birbirini götürdü. X eksi z 3 eksi 7'den eksi 4 getirdi sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii burada sayıların işaretleri de çok önemli. Bakın x eksi z'yi sormuş, eksi 4 dedik. Şıklarda mutlaka 4 vardır. Z eksi sorsaydı cevap bu sefer eksi 4 değil 4 olurdu. Tamam. Bu sefer de yukarıya eksiyle çarpardınız. Yani x artı y eşittir 3 ifadesini eksiyle çarpardınız. Asal çarpanlarına ayırma var. Arkadaşlar bu klişe bir yöntem. 2'ye bölüyorsunuz en küçük asal sayıya. Kalansız bölünüyorsa 2 yazdınız. 60 yine 2'ye kalansız bölünüyor. 30 yine 2'ye kalansız bölünüyor. 15, 15 2'ye kalansız bölünmediği için 2'den sonra gelen asal sayı 3. 15'i 3'e böldünüz. 5, 5'i de 5'e böldünüz. 1 yapmış oluyor. Ben size farklı bir yöntem göstereceğim. Bakın 3 tane 2 kullanmış. 1 tane 3, 1 tane de 5 kullanmış. Arkadaşlar bakın 120 aklıma gelen 2 tane sayının çarpımı. Kaç çarpı kaç? Asal olmak zorunda değil.
Ama asalı bulana kadar parçalayacağım. 12 çarpı 10 dedim. 12 asal değil, 10 asal değil. Daha çok işim var demek ki. 12'ye ne dedim? 4 çarpı 3 geldi aklıma. 2 çarpı 6 desek de olur. İşte 120'ye 15 çarpı 8 deyip de başlasanız olur. Çok fark etmiyor aslında. Ona da ne dedim arkadaşlar? 2 çarpı 5 dedim. Bakın 4 asal değil. 3 asal, 2 asal, 5 asal. Şimdi 4 de zaten 2'nin karesi. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5. 2'nin karesiyle 2'yi çarptığınızda 2'nin küpü şurada 3 var çarpı 5. Bakın yine aynısına ne yapmış oluyorsunuz? Ulaşmış oluyorsunuz. Mesela bakın yani bazı örneklerde çok daha güzel gözüküyor. Bu 100. Kaç çarpı kaç? Benim aklıma gelen 4 çarpı 25. Değil mi? 4 2'nin karesi 25'te 5'in karesi. Bu kadar. Şimdi asal çarpan algoritması diyoruz biz buna. Yapacak olsanız 100 bölü 2, 50 bölü 2, 25 ne gibi bana göre biraz daha uzak. Tabii ki sizin tercihiniz olmuş oluyor. Biz bütün yolları elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru var. Önemli bir soru bu. Çünkü tamamen mantığıyla ilgili. Sizin asal çarpanlarına ifade edebilmeniz için bir defa çarpım durumunda olması gerekiyor. Ama bunlar toplam durumunda. Bir, iki. Bir defa bunlar asal sayı değil. Biliyorsunuz 111 asal değil. Çünkü 3'e bölünüyor. Hatta 3 çarpı 37'dir. 111'in karesini 111 çarpı 111. 222'nin karesini 222 çarpı 222. 333'ün karesini 333 çarpı 333 olarak ifade ettim. 111 çarpı 111 artı 2 çarpı 111 çarpı 2 çarpı 111 dedim. Buraya da 3 çarpı 111 çarpı 3 çarpı 111 dedim. 111 çarpı 111 parantezine aldım. Burada 1 kalır artı burada 2 çarpı 2 kalır. Burada 3 çarpı 3 kalır. 111 çarpı 111 çarpı 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 13 bir de burada 14. Arkadaşlar bakın hala hiçbirisi asal değil. 3 çarpı 37 çarpı 3 çarpı 37 çarpı 14 yerine de 2 çarpı 7 dediniz. 2 geldi en küçük asal. 37 geldi en büyük asal topladınız. 39 olacaktı. Bu sorunun doğru cevap. Şöyle bir yandan da süremize bakıyorum arkadaşlar. Şurada şu soruları göstermek isterim aslında. Tabii onun için önce konusunu anlatmamız gerekiyor. Pozitif bölen sayısı var. Arkadaşlar pozitif bölen sayısı. Bakın tabii şöyle gösterdiğimiz zaman pek bir şey anlaşılmıyor. Ama bunu sayılar üzerinden gösterin. Mesela siz 12'ye baktığınızda asal çarpanlarını ayıracaksanız 4 çarpı 3, 2'nin karesi çarpı 3 olarak ifade edilir. Bakın pozitif bölen sayısı demek üstlerini birer artırarak çarpın demek değil mi? Yani şimdi şöyle de bir şey var. Matematik temelinizi çok fazla bilmediğim için arkadaşlar böyle ortalama üzerinden gidiyorum. Tabii inşallah kayıt olduğunuzda, kayıt olmayı düşündüğünüzde iletişimimiz çok daha yüksek olacak ve grubun kimyasına göre daha hızlı veya daha yavaş seviyede ilerleyeceğiz dersler. Tamam. Şimdi burada üstlerini birer artırarak çarpıyorsunuz. 2 üzeri 2 bu 3. 3 üzeri 1'dir. Öyleyse bu matematikte ise işareti demek. Biz bunun pozitif bölen sayısına bakacaksak 2 artı 1. Bakın şu 2'ye 1, yani şu üstteki 2'ye 1 ekliyorsunuz. Çarpı 1 artı 1. Dolayısıyla 3 çarpı 2'den bunun 6 tane pozitif böleni varmış. Bakın gerçekten de bakalım 12'nin pozitif bölenlerine. 1'e kalansız bölünür 2'ye, 3'e kalansız bölünür, 4'e kalansız bölünür. Bakın 3 kere 4 12, daha 5'i araştırmaya gerek yok. 2 kere kaç 12 eder? 2 kere 6. 7'yi 8'i 9'u 10'u 11'i araştırmanıza gerek yok. 1 kere kaç 12 eder? 1 kere 12 12 eder. Bakın gerçekten de
Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pozitif bölenim. Tamam. Peki bu mantık nereden geliyor? Arkadaşlar siz buna 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 olarak yazdınız. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1 olarak ifade ettiniz. Bakın 2 üzeri 0 ile 3 üzeri 0'ı çarptığınızda 1 olur. Bunu yakaladınız. 2 üzeri 0 ile 3 üzeri 1'i çarptığınızda 3 olur. Bunu da yakaladınız. Ama bakın buradan kaç tane geldi? 2 tane. Şuradan kaç tane gelir? 2 çarpı 1'den 2. 2 çarpı 3'ten 6'yı da yakaladınız. Demek 2 tane buradan. 2 tane de buradan gelecek. Yani 4 çarpı 1'den 4. 4 çarpı 3'ten 12. 2 tane de buradan gelecek. Dolayısıyla 6 tane getirmiş oldu. Mesela şu soru var. Yine mantığıyla ilgili önemli bir soru arkadaşlar. 128 0 0 0 sayısının 76 tane asal olmayan pozitif böleni sayısı olduğuna göre sayının sonunda kaç tane sıfır vardır demiş bak. Sanki soruda hiçbir şey verilmemiş de her şey isteniyormuş gibi gözüküyor ama biz bakalım. 128 0 0 0. Kaç tane sıfır olduğunu bilmiyorum. N tane olsun. O zaman ben bunu bakın nasıl ifade ederim? 128 çarpı 10 üzeri N derim. 128 2'nin kaçıncı kuvveti? 7. kuvveti. 10 üzeri N'i de 2 üzeri N çarpı 5 üzeri N olarak ifade ettim. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri N artı 7 çarpı 5 üzeri N. Üstleri birer toplayarak çarpıyorum. Arkadaşlar n artı 8 çarpı n artı 1 demiş oldum. Bakın bunun 76 tane asal olmayan, 76 tane asal olmayan, 2 tane de asal olan pozitif böleni var. 78. Bakın 78 yapmış oldum. Değil mi? Şimdi eşittir sadece eşittir demek değil. Farklı manaları da var. Bu taraf hangi formdaysa burayı da aynı formla ifade etmeniz gerekiyor. N artı 8 ile N artı 1'i çarpmak demek yani aralarındaki fark 7 olan iki sayıyı çarpacaksınız. Arkadaşlar 78'i öyle iki sayının çarpımı şeklinde ifade edeceksiniz ki aralarındaki fark 7 olacak. Ben direkt söyleyeyim 13 çarpı 6. Siz buradan sonra n artı 8'in 13'e eşit olduğunu, n'in 5'e eşit olduğunu veya n artı 1 yine 6 olsa n 5'e eşit olmuş olur. Bakın sorunun başına tekrar dönüyorum. 128 çarpı 10 üzeri 5. Yani bunun sonunda 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 vardır dersiniz arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.